Zaten asgari ücretle geçinemiyorken insanlar, zam çok anlamsız bence. Bildiğiniz millet dolandırıyorlar ya. Bir ekmeğe bu kadar zam geleceğini düşünemiyorum yani. Çok güzel olmuş, az bile olmuş. Aslında 2 lira olsa iyi olurdu. Zamlı ekmek yiyeceğiz, başka ne diyelim yani. Su gibi bir temel ihtiyaç haline gelen ekmeğe bugün tamı tamına 25 kuruş zam yapıldı. 200 gram ekmek 1 lira 75 kuruş olarak satılacak. Bakalım Kayseri halkı bu konuyla alakalı neler düşünüyor? Vallahi ne diyelim ki, günden güne her şeye zam geliyor. Bu da vatandaşımız için pek iyi değil ama yapacak bir şey yok. 1 lira 75 kuruşa ya gelen şeye iyi bence. Yani ekmek israfının önüne geçirmiş olur hiç olmazsa. Kendi ülkemizde mülteci gibi olduk. Suriyelilere gelince her şey yatacakları yere kadar ücretsiz. Devlet destek veriyor. Kendi ülkemizde resmen mülteci olduk. Bu konu hakkında bence böyle düşünüyorum. Ya ekmek zaten daha küçüldü. Küçüldükçe yani gramaj küçüklüğü var. Bu da vallahi bilemiyorum ben. Bu halk ne yapacak, nasıl yapacak? Bir adam zaten 5 tane şey olsa bir evin orantısı, onda 10-12 tane ekmek yiyebiliyor. İşte onun miktarları da ona göre. Evet bilemiyorum işte. Onlar işte ben şey, yalnız gidiş değil. Yani bu ne hükümetin gidişi ne şeyin gidişi gelir. Biz darardık vallahi bilmiyorum yani. Çok darız. Çok yani çok hiçbir şey yani ülkemizi biz yabancılar alacak diye şeyiyle onun şeyini bile şey yapıyoruz. Belki 10 sene sonra bizim Türkleri yurt dışı da edebilecekler bu gelişle. Bizden o kanaat. Vallahi bizim nasıl diyeyim? Ekonomimiz zaten kötü duruma gidiyor. İyice insanları kötüleştiriyorlar şu anda. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Zaten asgari ücretle geçinemiyorken insanlar, zam çok anlamsız bence. Zaten bu kadar çok hani geçimsizlik var ve herkes baş kaldırıyor bu konuda. Ekstradan zamlar dalga geçer gibiler. Çok saçma bence. Yani söyleyecek bir şey de yok açıkçası ki. Zaten insanlar bu konuda sürekli konuşuyor. Hiç kimsenin sesi duyulmuyor. Çok güzel olmuş. Az bile olmuş. Aslında 2 lira olsa iyi olurdu. Yiyen yemeyen belli olurdu işte. İyi değil mi? Ekmekler artık 1 lira 75 kuruş olarak satılacak. Tamam işte. Bu gidişle onu da bulamayacak. Çok şükür. Bildiğiniz millet dolandırıyorlar ya. Bir ekmeğe bu kadar zam geleceğini düşünemiyorum yani. Bildiğin insanların yani rızkıyla oynuyorlar. Yazık günah bir şey de. Bundan başka bir şey demek istemiyorum ya. Yani dediğim gibi gerçekten insanlar rızkıyla oynuyorlar ya. Yazık günah. Kendileri sürekli alabilecekleri şey varken yani devlet başkanlarının olsun, zenginlerin olsun hiç yoksulları düşünmüyorlar. Fakirin şeylerini düşünmeden yani hareket ediyorlar. Yazık ya nasıl bir hale geldik artık düşünemiyorum. Zamlı ekmek yiyeceğiz. Başka ne diyelim yani? Değil mi? Başka benim diyeceğim bir şey yok ki. Sağlık olsun. Siz seçmeye devam edin. Zamlı zamlı yiyelim hep beraber. Ekmeğe zam gelsin. Araçlara zam gelsin. Akaryakıta zam gelsin. Siz gene bir sonraki seçimde yine seçin. Her seçimde ben böyle soruyorum seçimlerden önce ne olacak diyorum ya. Ya bir daha biz oy vermeyeceğiz diyorlar. Seçimde bakıyor. Adam full çıkıyor burada. Demek ki biz hak ediyor. Hak ettiğimiz şeyleri yaşıyor. Ya tek kelime aslında gerisini sil kardeşim sen. Biz hak ettiğimiz neyse onu yaşıyor. Akaryakıta da zam gelir, ekmeğe de zam gelir, aşağıda zam gelir, hepsine zam gelir. Herkes hak ettiğini yaşıyor. Ekmek artık 1 lira 75 kuruş olarak satılacak. Sağlık olsun dediğim gibi yani gene alacağız, ekmeksiz duracağız mı?